Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane Sunar. Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf fen bilimlerinin ...birinci dönemin full tekrarını birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yayın olacak. Çünkü e, ikinci döneme bomba gibi hazır olmak için arkadaşlar... ...tabii ki ilk dönem konularının tamamını bitirmemiz lazım. Birinci dönemde size sadece arkadaşlar... süper sonic'ten birkaç e, ödev vermek istiyorum. E, burada test 15'i, 25, 29, 41, 42, 47, 50, 54 ve 55'i çözüyorsunuz. Ve tabii ki bu görevleri, ödevleri tamamladıktan sonra... İkinci döneme bomba gibi hazır oluyorsunuz. O halde hadi hemen intromuza geçelim ve sonrasında birinci dönem full tekrarımız başlasın bakalım. <laughs> Evet şimdi birinci dönem hangi konuları gördük? Şöyle genel hatlarıyla birlikte bakacak olursak arkadaşlar sizinle birlikte e, birinci dönem aslında ilk ünitemizde hatırlıyorsanız Güneş Dünya ve Ay ünitemiz vardı. E, bu ünitenin içerisinde Güneş ve Ay'ın özelliklerini gördük. Sonrasında Ay'ın evrelerini gördük. Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerinden aslında biraz bahsettik. E, ay Dünya'nın etrafında dolanıyordu. Sonrasında Dünya'mız Güneş'in etrafında dolanıyordu. Bu hareketlerden bahsetmiştik. Sonrasında canlılar dünyasına geldik ve mikroskobik e, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere canlıları farklı gruplarda incelemiştik hatırlıyorsanız. E, sonrasında kuvvetin ölçülmesi, e, kuvvet ünitesine geçmiştik ve kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kuvvetinden biraz bahsetmiştik. E, ve madde ve değişim ünitemizde ise maddenin hal değişiminden maddenin ayırt edici özelliklerinden ısı ve sıcaklık kavramlarından aslında Biraz bahsettik ve fark ettiyseniz Zaman çok hızlı geçiyor çocuklar e Artık 5. sınıfın Yarısını artık Geride bırakıp diğer yarısına geçiyoruz Yani aslında adım adım 6. sınıfa Doğru hızlı bir şekilde Gidiyorsunuz diyebiliriz O halde hemen İlk ünitemizi bir hatırlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi ilk ünitemiz olan Güneş, Dünya ve Ay'da Güneş ve Ay'ın özelliklerini sonrasında ise e, Ay'ın evrelerini bir hatırlayalım birlikte. E çünkü karşımıza yine çıktığı zaman bunları da zorlanmadan soruları pat 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 hemen çözelim. Şimdi Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerinden de tabii ki bahsedeceğim size. E ama hemen şurada arkadaşlar genel hatlarına şöyle bakacak olursam burada zaten bizim biliyorsunuz ki ayımız var burada dünyamız var ve tabii ki burada kocaman bir güneşimiz var arkadaşlar Güneş bize yakın olan en yakın olan yıldızdı biliyorsunuz ki orta büyüklükte Tabii ki bir yıldız güneş'ten çok çok daha büyük yıldızlar da var ama tabii ki Güneş bize en yakın olduğu için en büyük görünen yıldız oluyor şimdi öncesinde Güneş ve ayın özel bir hatırlayalım bakalım. Şimdi burada öncelikle tabii ki daha önemli olduğu için bizim için biraz daha VIP klas olduğu için öncelikle güneşten biraz başlayalım. E, güneşin e, ortasında çekirdek sonra e, içten dışarıya doğru böyle lahana gibi ya da soğan gibi katmanlardan oluştuğunu arkadaşlar hepimiz zaten e, çok iyi bir şekilde biliyoruz. E, katmanları var. Tıpkı dünyanın da olduğu gibi güneşin de katmanları var ve gün Güneş bizim için ısı ve ışık kaynağı arkadaşlar bakın bu önemli eğer güneş olmasaydı e, hava gerçekten buz gibi olabilirdi e, yani hatta yaşam olmazdı zaten e, ışık kaynağımız çünkü biliyorsunuz mesela dünyaya e, dünyada bizler olarak güneşe sırtımızı döndüğümüz an hemen karanlık oluyor gece oluyor. Işık kaynağım ve aynı zamanda ısı kaynağım hem ay hem güneş hem de dünya zaten tamamı küre şeklindeydi. Orta büyüklükteki bir yıldız ama bizim baktığımızda en büyük olarak görmemizin sebebi bize en yakın olması arkadaşlar. Ama tabii ki güneşten kat kat büyük yıldızlar da tabii ki var. Helyum ve hidrojenden oluşan bir aslında çok güzel bir gaz devi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabi dehşet bir enerjiye sahip bizi ısıttığı için ışığı, şey, ışığıyla birlikte e, gerçekten önemli bir yıldız bizler için. Bizden yaklaşık olarak 150 milyon kilometre uzakta arkadaşlar. Yani gerçekten dehşetül vahşet bir mesafe. 150 milyon kilometre çok ciddi büyük bir rakam arkadaşlar. E, mesela şöyle düşün. İstanbul-Artvin arası mesela. 1200-1300 kilometre civarı. Yani o mesafenin kat ve kat ve kat ve çok çok daha büyüğünü düşünün arkadaşlar. E tabii ki e, Galileo ve Galileo. Galileo Galileo dediğimiz dayımız gözlemledi. Ve güneş lekelerinden biraz bahsedelim arkadaşlar. Güneşin üzerindeki noktaların hepsinde sıcaklık değerleri aynı değil. Sıcaklık değerlerinin farklı olmasından dolayı güneş lekelerinin oluştuğunda yine sorularda karşına karşınıza çıktığında bunu tabii ki cevaplayabilmemiz lazım. İçe doğru gittikçe daha sıcak bir hal alıyor arkadaşlar. Çünkü e, merkezi çok çok sıcak bir yapıdan oluşuyor güneş. Yani genel hatlarıyla aslında güneşle ilgili bilmemiz gereken bilgilerimiz bu kadar. O halde hadi birlikte ayın özelliklerine bakalım. Şimdi ay tıpkı dünya ve arkadaşlar güneş gibi o da tabii ki küre şeklinde. Ee, üzeri e, tozla kaplı arkadaşlar. Çünkü e, orada ne yok arkadaşlar? E, atmosferi yok denecek kadar az olduğu için arkadaşlar. E, orada e, ne yok? E, bu dünyada olduğu gibi rüzgar, yağmur gibi ve doğal olayları gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bundan dolayı da aslında tabii ki e, üzerindeki ayak izi mesela halen daha bozulmadan durabiliyor. E, kraterler oluşuyor çünkü atmosferi yok denecek kadar az olduğu için arkadaşlar. E, sürekli e, meteorlar göktaşları çarpıyor ve bundan dolayı da arkadaşlar e, ne diyoruz? O meteorların oluşturduğu çukurlara da biz krater adını veriyoruz. Ve aslında baktığımızda ayın fotoğraflarında böyle Derin derin çukurları görebiliyoruz. E dünyamızın tek uydusu var o da zaten ay. Gece güneşten almış olduğu ışığı yansıtıp çat diye dünya üzerinde gece olan bölgede aydınlık bir ortam sağlamaya çalışan bu cefakar uydumuz. E, ay tabii ki bizim için önemli e, bir gök cismi. Gece ve gündüz sıcaklık farkı çok arkadaşlar. Neden dolayı çok? E çünkü atmosferi yok. Atmosferi yok derece kadar az olduğu için gece gündüz sıcaklık farkı çok korunmuyor ve aya ilk ayak basan adam da arkadaşlar Neil Armstrong'du. E yine bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi e, ayın evreleri bizim için önemli. E, güneşin etrafında e, Dünya ve Ay'ı aslında konum olarak bakacak olursak arkadaşlar aslında burada biz Dünya'yı biraz daha sizin için büyük çizebilirdik ama e, burada hani önemli olan Ay'ın evreleri olduğu için arkadaşlar onları biraz daha büyük çizmeye çalıştık e, şimdi şunu unutmayın bakın burası önemli e, Güneş e, kendi etre, e, kendi eksen etrafında dönme hareketi yapıyor e, Dünya'mız e, Güneş'in etrafında dolanırken onu zaten birazdan hareketlerinde burada bahsedeceğim size e, burada şunu unutmayın e, ay ve dünyanın ve güneşin konumlarına göre biz ayı baktığımızda farklı farklı şekillerde görüyoruz İşte biz bunu arkadaşlar ayın evreleri adını veriyoruz yani mesela dünyadan bakıldığında Ay'ın tamamen karanlık göründüğü bu evreye biz yeni ay evresi diyoruz arkadaşlar. Yani ayın komple karanlık göründüğü evremiz yeni ay. Sonrasında yavaş yavaş aşağıya doğru indiğimde artık sağ tarafın biraz aslında aydınlanmaya başlayacağını görebilirim. E, ayın sağ tarafının aydınlık olduğu kısmı arkadaşlar, e, biz ilk dördün adını veriyoruz. Sol tarafın aydınlık olduğu ise son dördün ve tamamen aydınlık olduğu nokta ise arkadaşlar e, burada tabii ki dolunay evresi olmak durumunda arkadaşlar. Yani e, burada şunu da unutmayın. Yeni ay evresinden 7 gün sonra e, ilk dördün. ilk dördünden 7 gün sonra arkadaşlar e, dolunay evresi. Dolunaydan 7 gün sonra e, tabii ki son dördün evresi ve sonrasında bir 7 gün daha geçtikten sonra arkadaşlar burada ne olacak? E, tabii ki burada gerçekleşecek olan olay aslında baktığımızda arkadaşlar tabii ki yeni ay evresi olmak durumunda. Yani ayın evrelerinde aslında genel hatlarıyla bakacak olursam şunu bilmemiz gerekiyor ki bu ana evreler arasında 7 gün bulunuyor arkadaşlar. Yani yeni aydan 7 gün sonra bu 14 gün sonra mesela son dördün oluşabilir. Şimdi burada ise şu önemli aslında şöyle burada bir küçük bir hata olmuş. Ben hemen sizin için düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bakacak olursak şimdi ayın <laughs> Aslında e, yavaş yavaş e, mesela diyelim ki aydınlanmaya başlayacağı. Aslında e, şu tarafı da böyle çizebilirdim sizin için. Ayın yavaş yavaş aydınlanmaya başlayacağı evreye hilal denebilir arkadaşlar. Hatta burada da böyle tam tersi gibi de olmuş ama olsun. Ayın belli bir kısmının şöyle ee, aslında bizim bayrağımızda da olduğu gibi şekline biz hilal adını veriyoruz. Ve birazcık ortasının bu şekilde kalmış haline de şişkin ay adını veriyoruz. Bunlar e, ara evrelerimiz, ana evrelerimizi unutmayın arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk dördün, son dördün e, dolunay ve yeni ay evreleri bizim için önemli. Birazdan zaten soru üzerinden de bunu görmüş olacağız. Ama dediğim gibi e, genel genel hatlarda şunu iyi bilin arkadaşlar. Hemen size bir kağıt üzerinde de bunu gösterelim. Şöyle bakacak olursanız ...olursam arkadaşlar... Ee, ...şöyle tamamen... E, ...bütün her yerinin böyle... ...karanlık olduğu evremiz... ...yeni ay evresi... ...eğer e, şöyle... E, ...baktığında sağ taraf... ...aydınlıksa arkadaşlar... E, ...ben buna ilk dördün... ...tamamen aydınlıksa... <laughs> ...bu evremize de... ...dolunay evresi adını veriyoruz arkadaşlar... ...ve son olarak... ...eğer bu sefer... <laughs> Sol tarafım aydınlıksa, e, buna da ne diyorum arkadaşlar? Son dördün evresi diyoruz. E, bu evreleri güzel bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Şimdi dünya ve ayın hareketlerine bakacak olursam arkadaşlar, e, burada. Ay öncelikle kendi ekseni etrafında dönme hareketini ve dünyanın etrafında ise dolanma hareketini tamamlıyor. Dünya ise kendi ekseni etrafında yapmış olduğu dönme hareketinin yanında aynı zamanda güneşin etrafında dolanma hareketini yapıyor. Güneş ise sadece tabi bu biraz klas olduğu için kendi ekseninde döner kimsenin etrafında dolanmaz arkadaşlar. Bu güneş çünkü ağır abi böyle havalı bir adam. Şimdi dünya kendi etrafında döndüğü zaman bir gün oluşur arkadaşlar ve 24 saat gibi bir zaman dilimi gece gündüz olayı oluşur dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu. Dünya güneşin etrafında dolanırsa e buna biz bir yıl diyoruz 365 gün hatta bunun 6 saati de var arkadaşlar 365 gün 6 saat gibi bir zaman diliminde e dünya güneşin etrafında dolanma hareketini yapıyor ay kendi etrafında dönme ve dünya etrafında dolanmasını yaklaşık arkadaşlar kaynaktan kaynağa göre değişebiliyor 27 28 29 gün bazen bir ayda diyebiliyorlar 28 gün gibi yaklaşık olarak şöyle yaklaşık yazalım. E, ee, tamamladığını söyleyebiliriz. Burada şu önemli: kendi etrafında dönmesi ve dünyanın etrafında dolanmasını aynı zaman diliminde tamamlıyor arkadaşlar. Bu niçin önemli? Ee, sorularda çok fazla karşımıza çıkar. Ee, bu sorularda şunu sorarlar arkadaşlar: Ay'a baktığımızda sürekli aynı yüzünü, Ay'ın niye hep aynı tarafını görüyoruz? Çünkü ayın kendi ekseni etrafında yapmış olduğu dönme hareketi ve dünyanın etrafında yapmış olduğu dolanma hareketi aynı sürede tamamlandığı için ve şunu da unutmayın arkadaşlar bu hareketlerin tamamı saat yönünün tersi yönünde gerçekleşiyor. Evet şimdi hemen bu konuyla ilgili birkaç sorumuz var. Onları çözelim ve hemen vakit kaybetmeden ikinci ünitemize geçelim. Ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. Tonguç'un biz zaten bunu biliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda Tonguç'un bahsettiği durumun sonuçlarından değildir. Aman dikkat. Ee, bir kere ayda atmosferi yok denecek kadar az olduğu için hava olayları görünmüyordu. Evet doğru hava olayları görünmez Çünkü atmosfer yok zaten ayda gece ve gündüz sıcaklık farkı çoktur evet çünkü sıcaklık koruması. bir atmosfer olmadığı için ayın kendi etrafında dönme süresiyle dünya etrafında dolanma süresinin aynı olmasının atmosferle ben çok bir ilgisini göremedim arkadaşlar. E, ayın yüzeyine meteorlar çarpar. Evet çünkü atmosfer engelleyemiyor bunu. E, mesela bizim atmosferimize giren e, meteorlar böyle yanıp parçalanıp küle dönüyorlar arkadaşlar. Ama e, garibim ayın öyle bir e, atmosferi olmadığı için bizim gibi e, yüzeyinde kraterler oluşuyordu. Evet. 3 Mayıs tarihinde gökyüzüne bakan Tonguç ayı ilk dördün e, olarak gözlemliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Yeni ay evresi vardı. Hemen şurada sağ taraf aydınlık olan ilk dördün vardı arkadaşlar. Komple beyaz olan dolunay vardı. Sonra sol taraf aydınlık olan son dördün vardı. Şöyle şuraya yeni ay yazalım. Şuraya da dolunay yazalım arkadaşlar. Şimdi e, ve şunu unutmayalım. Her e, evrenin arasında 7 günlük bir fark vardı. Şimdi 3 Mayıs tarihinde gökyüzüne bakan Tonguç ayı ilk dördün. Evet. Tam olarak 3 Mayıs'ta burada gözlemlemiş arkadaşımız. E, ve son dördün evresini gözlemlemek için. Tabii toplam 14 gün geçmesi gerekiyor arkadaşlar. 3'e e, 14'ü eklediğimizde hiç zor olmasa gerek. Basit bir matematik işlemiyle 17'yi görebiliyorum. O halde 17 Mayıs günü arkadaşlar tabii ki e, son 4'ün evresini gözlemleyebiliyorum. 2 hafta sonra. Evet ünitemizin son sorusu. Güneşin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakıyorum. Güneş dünyaya en yakın yıldızdır. Evet, buna tabii ki doğru diyoruz. Güneşin merkezine doğru sıcaklık artar. Konuyu anlatırken hatırlıyorsanız demiştik. Dıştan içeriye doğru, çekirdeğe doğru gittikçe sıcaklık değeri sürekli artıyordu. Güneşin dünya gibi katmanları var. Evet. Tıpkı dünyanın nasıl ki katmanları varsa, Güneş'te lahana ve soğan gibi hatta benzetmiştik arkadaşlar. E, onun da katmanları vardır. Güneş dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Hayır burada patates olmuş çünkü e, güneş dünya etrafında dolanmaz. Dünya güneşin etrafında dolanır. O halde bu yanlış bir ifade olmuş arkadaşlar. Ve hemen canlılar dünyasına bir göz atalım bakalım. Şimdi bilim insanları canlıları daha güzel, kolay böyle gözlemleyebilmek için tıpkı mesela marketlerde olduğu gibi mesela kozmetik reyonu, manav reyonu, kasap reyonu gibi bilim insanları Canlarda canlıları kolay gözlemleyebilmek için arkadaşlar e, mikroskobik canlılar mantarlar bitkiler ve hayvanlar olmak üzere dört farklı grupta incelemek istemişler bilim insanları e, canlıları. Şimdi e, en çok sorulan hocam mantarda bir bitki değil mi sorusunda e, burası önemli çok çıkar. Mantarlar niye bitkiler grubunda değil? Çünkü bitkiler kendi besinlerini üretebilen canlılarken mantarlar öyle değil. Arkadaşlar e, mantarlar kendi besinlerini üretmedikleri için e, bu arkadaşlarımızı biz bitkiler grubuna alamıyoruz. Şimdi. O halde hemen şöyle bakalım. Mikroskobik canlılar, bakteri, paramesyum gibi çok daha basit yapılı canlılardır. Ve e, isminden de anlayabileceğimiz gibi arkadaşlar mikroskop yardımıyla gözlemlenebilen canlılardır. E, mantarlarda dört farklı çeşidimiz var. Şapkalı mantarımız, küf mantarımız, maya mantarımız ve parasit mantarlarımız var. Böyle saç kıran, pamukçuk gibi hastalık yapanlar, işte hamurun mayalanması, besinlerin küflenmesine sebep olan Yiyilebilen çeşitleri olan kültür mantarı Mesela şapkalı mantardır Birazdan bunları da ayrıntılı bir şekilde anlatacağım size ee, Hiç merak etmeyin tasalanmayın Şimdi e, bitkiler arkadaşlar Çiçeği varsa veya çiçeği yoksa diye aslında burada bilim insanları biraz kolaya kaçmışlar. Çok da uğraşmamışlar. E, hacı bunun çiçeği var tamam o halde çiçekli bitki olsun. E, bunun çiçeği yok ne yapalım? O zaman bu da çiçeksiz bitki olsun deyip kolay bir yolla hemen ayırmışlar. Sonrasında e, hayvanları da demişler ki çiçekli ve çiçeksiz bitki gibi e, bunlarda da bir şey bulalım. Ve tabii ki omurgaya sahip olmayan hayvanlara omurgasız hayvanlar omurgası varsa hayvanların omurgalı hayvanlar demişler ve sonrasında omurgalı hayvanları da kendi içerisinde çok önemli beş gruba ayırmışlar arkadaşlar Ne bunlar e, Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere e, omurgalı hayvanlarda kendi içerisinde 5 farklı grupta incelemişler Hemen o halde. Öncelikle mikroskobik canlı ve mantarlara bakalım. Sonra bitkiler ve hayvanlarla devam ederiz. Şimdi öncelikle ben mikroskobik canlılardan başlamak istiyorum. Mikroskobik canlılar havada, suda, toprakta, besinde her yerde olabilirler arkadaşlar. Mesela şu an bu kalemin ucunda, elimde, kağıdın üzerinde, havada her yerde olabilirler mikroskobik canlılar. Adı üzerinde mikroskopla görülebilen canlılardır. Bakteri, öglena, paramesyum, amip gibi arkadaşlar türleri vardır. Ee, tabii ki mikroskobik canlıların bazıları faydalıdır, bazıları zararlıdır. Yani komple mikroskobik canlılar e, bunlar çok e, kötü canlılardır diyemeyiz. İşte bunlar e, işte bütün her şeyimizi bozdular, hasta ettiler diyemeyiz. Çünkü bazıları faydalı da arkadaşlar. Ne gibi? Mesela sütten peynir yapılmasını sağlayan, sütten yoğurt mayalanmasını sağlayan veya sirke yapılmasını sağlayan bakteriler vardır arkadaşlar. Aynı zamanda B ve K vitamininin kalın bağırsaklarda yine böyle emilimini sağlayan bakteriler de var arkadaşlar. Yani bunlar aslında yararlı bakteriler ama tabii ki genel itibariyle mikroskobik canlılar aslında bizim bildiğimiz gibi zararlı olanları daha fazla. İşte hastalığa sebep olan bakteriler var arkadaşlar. Aynı zamanda dişlerimizin çürümesine sebep olan bakteriler, tabii ki virüsler de var ee, yani daha çok aslında zararları var mikroskobik canlıların diyebilirim. Peki mikroskobik canlıları artık e, anladıktan sonra hadi gelin birlikte mantarlara biraz göz atalım. E, Mantarlar da e, en güzel aslında baktığımızda şapkalı mantar. Hani bu şirinlerden belki çoğunuz e, bilirsiniz arkadaşlar. Normal böyle toprağa bağlı olan, böyle şemsiyemsi değişik bir e, şekli olan ve aslında çok farklı güzel şekilleri de var şapkalı mantarların. Toprağa bağlı olarak yaşarlar ve besin değeri oldukça yüksektir. Ama tabii ki Zehirli ve zehirsizini birbirinden ayırmak çok zor olduğu için arkadaşlar sadece bilen kişiler tarafından uygun ortamlarda üretilen kültür mantarını tüketmek gerekiyor. Aman buna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın zaten e, her şeyin kültürlüsü iyi olduğu gibi nasıl ki insan kültürlü olunca daha iyi böyle dolu bir birey olur. E, burada da mantarında tabii ki kültürlü olanı yemek gerekir. Bazı türleri zehirlidir. Dediğim gibi zehirli ve zehirsiz olanı ayırmak oldukça zordur. E küf mantarı, uz hani baktığımızda uzun süre açıkta bırakmış olduğumuz bir besinin üzerine mesela ekmek, elma gibi böyle bir şeyler açıkta kaldığı zaman e, burada ne oluyor arkadaşlar? E, besinleri çürüttüğünü görebiliyorum. Onların üzerinde böyle pam böyle pamuk gibi yeşil yeşil bir e, tabaka oluşturuyor küf mantarı. Ama mesela Küf mantarından e, penisinin ilacının da e, ne yaptığını icat edildiğini biliyoruz. Hani mesela Erzurum yöresinde ait böyle daha çok küflü peynir de var. E, tabii ki bazı onun da böyle şeyi var e, faydalı gibi görünen kısmı ama genellikle küf mantarı tabii ki tüketilmemesi gereken zehirleyen bir e, mantar çeşidi. Maya mantarları adı üstünde hamurun mayalanmasını, e, sütte ve sütten peynir ve yoğurt mayalanmasında yine yardımcı olan mantar çeşidimizdir ve parazit manzarları. Ee, böyle daha çok anneden süt emen böyle bebeklerin ağzında oluşan böyle pamukçuk adını verdiğimiz ve saç kıran kafanın belli bir bölgesinde ya da yüzün belli bir bölgesinde sakal çıkmasını engelleyen, saç çıkmasını engelleyen bir hastalık vardır arkadaşlar saç kıran diye. Ve tabii ki parazit mantarlar da böyle, tırnaklarda olan, ayak tırnaklarında, el tırnaklarında olan e, hastalıklara sebep olan bir mantar çeşididir. Ve ortak eşya kullanılır Arkadaşlar kolay bir şekilde bulaşabilen e, böyle değişik bir mantar çeşididir. Tabii ki o da zararlı e, mantarlardan bir tanesi. Hemen birazcık bitkilerden size bahsetmek istiyorum. Hemen bitkilere gelelim. E, çiçeksiz bitkiler adı üstünde çiçeği olmayan bitkilerdir arkadaşlar. En fazla karşınıza çıkacak olan hani örnekleri basit yapılı olan bu çiçeksiz bitkilerde eğrelti otu. Kara ve su yosunları, kibrit otu, at kuyruğu gibi böyle çok değişik isimler. Hocam at kuyruğu da ne, kibrit otu ne? Hani bunlar tabii ismi olarak çok daha böyle bilmediğimiz değişik örnekler. E çünkü biz çiçekli bitkileri daha çok biliyoruz. İşte orkidedir, laledir mesela elma. E bunların hepsi aslında baktığımızda e genellikle çiçekli ağaçları olan çiçekli bitkilerdir. E bunlar basit yapı olan çiçeksizlere göre daha karmaşık yapıya sahiplerdir ve tohumla çoğalırlar çünkü çiçeğin içerisinde ne oluşuyor arkadaşlar tohum oluşuyor ve aslında bitkinin üreme organıdır arkadaşlar çiçek unutmayın bunu eğer çiçeği varsa tohum üretip sonra tabii ki üremeyle devam edebilir baktığımızda çiçekli bitkilerin biz e, yapı olarak mesela ilk başta şu en alt kısma ben kök demek istiyorum arkadaşlar. E, tabii demek istiyorum derken önce zaten insanlar bu adı vermişler. Şu an ben yeni vermiyorum. E, kök e, bitkinin toprağa tutunmasını sağlayan çok önemli bir yapı. Ve topraktan su ve mineralleri böyle alıp bitkide yukarıya doğru hani yollamakla görevli olan bir yapı arkadaşlar. E, sonrasında gövde var. Gövde ne iş yapar hocam diyorsunuz? E, gövde de arkadaşlar e, kökten almış olduğu su ve mineralleri hem yaprağa hem de çiçeğe doğru göndermek isteyen bir yapıdır ve aynı zamanda arkadaşlar tabii ki e, dik durmasını sağlar. E, bu çiçeğimizin bitkimizin dik durmasını sağlayan yapımızdır. E, yaprak ne iş yapar arkadaşlar? E, yaprak besin üreten e, fotosentez adını verdiğimiz böyle güzel havalı bir olay var. E, orada besin ü üretimini sağlayan önemli bir yapımız. Aynı zamanda yine boşaltıma da yardımcı olan böyle güzel bir organ. Ee, en önemlisi arkadaşlar çiçek var. Çiçek de burada ee, üreme organıdır. İşte çiçeğin belli kısımları var aslında baktığımızda. Etrafında böyle yeşil olan yapraklara biz çanak yaprak, renkli olanlara biz burada taç yaprak adını veriyoruz. Ve aslında baktığımızda e, şöyle bir çizecek olursak arkadaşlar böyle e, şuralara erkek organ da şöyle çizecek olursam eğer. Şu arkadaşımız dişi organ. E bunlar erkek organ arkadaşlar ve burada oluşan polenler aslında dişi organa gelip işte burada tohumun oluşmasını sağlayabilirler. Ve çiçekli bitkilerinde aslında en önemli noktada tohumu oluşturdukları, meyve oluşturdukları noktada işte tam olarak da burası arkadaşlar. Şimdi gelelim Hayvanlara isterseniz beraber geçelim. Hayvanlarda biz demiş olduğum gibi eğer omurgası yoksa yani vücudunda kemikten oluşmuş bir yapı yoksa e, biz bunlara omurgasız hayvan adını veriyoruz ve daha basit yapılı canlılar tıpkı çiçeksiz bitkilerde olduğu gibi e, mesela akrep, solucan, karınca, deniz anası gibi e, bu canlılar arkadaşlar kelebek, arı gibi canlılar omurgasız hayvanlardır. Ama tabii ki vücudunda böyle kemiğimsi bir yapı bulunanlara biz omurgalı adını veriyoruz. Mesela nedir arkadaşlar? Balıklar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam balıkta kemik mi var Allah aşkına? Evet arkadaşlar. Mesela balığın o kılçı onun omurgasını oluşturmakta. E, balıklar e, nispeten e, aslında omurgalı hayvanların en böyle basit yapılısı diyebiliriz. Suda yaşarlar. E, pullarla kaplı ve solungaçla birlikte solungaç solunumu yaparlar arkadaşlar. Sonrasında ise kurbağalara geçelim. Kurbağalara iki yaşamlı dememizin sebebi aslında ilk yumurtadan çıktıklarında balık gibi davranıp sonrasında ise akciğer solunumuna geçmesi. Yani başlangıçta farklı sonrasında bambaşka bir canlıya dönüşüyorlar. E bundan dolayı kurbağalara iki yaşamlı diyebiliriz. Derileri genellikle nemlidir arkadaşlar kurbağaların. Ve burada şunu unutmayın balıkların da kurbağaların da yavrularına bakma gibi bir şeyleri yoktur arkadaşlar. Yavru bakımı bunlarda yoktur. E tıpkı balık ve kurbağalarda olduğu gibi sürüngenlerde de yavruya bakmak yoktur. E bunlar da hem balık hem kurbağa gibi yumurtayla çoğalırlar ve deri, bunların derisi böyle sert e, pullarla kaplıdır. Mesela timsah, yılan gibi canlılar sürüngenler grubunda bulunur. Sonrasında kuşlara bakacak olursak arkadaşlar, e, kuşlarda kuşlarda yavru bakımı vardır. Bunu unutmayın. Kuşlar e, diğer sürüngen ve kurbağalar gibi değil, balıklar gibi değil. Bunlar yavrularına bakarlar. Çünkü kuluçkaya yatarlar arkadaşlar ve yumurtayla çoğalırlar ve vücutları tüylerle kaplıdır kuşların. Gelelim memelilere. Memeliler vücutları kıllarla kaplı olan ve yavru bakımı vardır. Bakın sadece kuş ve memelilerde yavru bakımı var ve bunlar doğurarak çoğalan tek canlı grubu ve yavrusunu sütle besleyen tek canlı grubudur. Omurgalı hayvanlar içerisinde memeliler grubu. Hemen aşağıda bazı canlılar ortak özelliklerine göre eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır? Güvercin ve ayı kuşlar ve memeliler yavru bakımı ikisinde de görülür. Okey doğrudur. Eğrelti totu da kibit otu da ikisi de çiçeksizdir. E, yengeç ve akrep baktığımda her ikisi de omurgasız mı? Yengeç de akrep de omurgasızdır. Yılan ve solucan. Yılan arkadaşlar sürüngendir ama solucan tabii ki omurgasız bir hayvandır. O halde bu yanlış olmuş. D seçeneği yanlış diyebiliyorum. Aşağıda bakterilerin bazı özellikleri verilmiş. Buna göre hangisi zararlı bakterilerin özelliğidir diye bir soru. E, sütten yoğurt ve peynir yapılır. ...burada şimdi bana zararlı olmasını soruyor. Bu e, faydalı bir durum arkadaşlar. Üzümden sirke faydalı bir durum. Bağırsaklarda B ve K vitamini tabii ki arkadaşlar. E, bu da faydalı. Dişlerin çürümesi bu olumsuz bir durum olduğu için... E, ...o halde zararlı özellik tabii ki D seçeneğidir diyorum. Aşağıda bitkilerden hangisi tohumla çoğalır? Yani aslında bana neyi soruyor arkadaşlar çiçekli bitkiyi sormakta erel otu çiçeksiz, karayosunu çiçeksiz, kibrit otu da çiçeksiz, ee, menekşe tabii ki çiçekli bitkiye örnek olarak karşıma çıkıyor. Hemen Hızlı bir şekilde kuvvetten biraz bahsedelim arkadaşlar. Kuvvet zaten e, çok kolay bir konuydu. E kuvvetin ölçülmesinde kullanılan alet olan dinamometreden birazdan bahsedeceğim. E, sonrasında ise sürtünme kuvvetinden biraz bahsedelim ve bunlarla ilgili birkaç soru çözüp hemen diğer ünitemize vakit kaybetmeden geçelim bakalım arkadaşlar. Şimdi e kuvvetin ölçülmesinde biz e, biliyorsunuz ki dinamometre adını verdiğimiz bir e, ölçü aletinden bahsediyorduk ve dinamometre ile biz kuvveti ölçebiliyorduk. Dinamometrenin içerisinde bulunan esnek yay sayesinde biz ölçüm yapıyorduk ve sonrasında u, e, burada dinamometrenin ucuna asılmış olan cismin ağırlığına göre arkadaşlar yay daha fazla uzuyordu. Ve eğer burada ne kadar ağır bir cisim asarsam e bu o kadar fazla dışarıya çıkıyordu ve burada 10 Newton dinamometrenin yani ölçebileceği en büyük değer gibi burada görebiliyordum ve buradan baktığımda dışarıya çıkan bilimler üzerinden ve dinamometrenin sahip olmuş olduğu toplam bilim sayısına göre cismin ağırlığını aslında hesaplayabiliyorduk. Birimi Newton'dur. E, içerisinde bulunan yayın kalınlığına ve inceliğine göre e, ölçebileceğim buradaki değeri e, daha fazla mı, daha az mı, daha hassas mı ölçebileceğimi karar verebiliyorum. Burada kullandığım yay ne kadar ince ise yapabileceğim ölçüm o kadar hassas olur diyorduk. Bunu da unutmayalım. E, peki sürtünme kuvveti neydi? Sürtünme kuvveti her zaman harekete zıt yönde etki eden ve aslında baktığımda hareketi zorlaştırmaya çalışan bir etki. Ben kuvvet uygulayarak bu aracı bu tarafa doğru götürmek isterken sürtünme kuvveti hayır arkadaşım bu tarafa doğru diye ne yapıyor arkadaşlar etki ediyor ama şunu unutmayın sürtünme kuvveti bir cismi hareket ettiremez her zaman hareketi durdurmaya yönelik bir kuvvet olarak karşımıza çıkar hava içerisinde hareket eden uçak gibi araçlara veya elime de mesela hemen şöyle yaptığımda e, havanın çarptığını hissedebiliyorum hava içerisinde hareket eden cisimlerin durmasını sağlayan böyle durdurmak isteyen etki hava direnci su içerisinde hareket eden cisimlerin ...durdurmaya yönelik suyun etki etmiş olduğu dirençe de biz su direnci adını veriyoruz. E şunu da unutmayalım. Hava içerisinde hareket eden uçak gibi cisimlerin ön taraflarının bu şekilde sivri olması... ...aynı zamanda gemilerin uç taraflarında yine böyle e sivri bir şekilde dizayn edilmesi arkadaşlar... Hem su direncinden hem de hava direncinden olabildiğince az bir şekilde etkilenmek için tasarlanmış olan durumlardır. Evet. Kuvvet ünitemiz bu kadar basit, güzel bir üniteydi. Hemen o halde birkaç soru çözelim ve sonrasında diğer konumuza geçelim. Şimdi yukarıda dinamometre ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Dinamometrede Yayın esneklik özelliğinden faydalanarak tasarlanıyor muydu? Tabii ki içerisinde bulunan, mesela lastik de olabilir artık esnek bir cisim olması gerekiyor. Hassas ölçüm yapmak için kalın yay değil ne demiştik? İnce yay olmalıydı. E, cisimlerin kütlesini ölçmek için, hayır kütleyi değil e, aslında Ağırlık ölçmek için kullanılan bir e, cisimdi. Zaten kuvvetin birimi de Newton olarak e, bildiğim için e, kütle de bunu diyemem. E, o halde bana doğru olan sorulduğuna göre yalnız bir diyorum arkadaşlar bu soru için. Şimdi e, yukarıda eşit kütleri 3 paraşütlü verilmiştir. Aynı anda havadan aşağı doğru inen paraşütlerin yere iniş sürelerini karşılaştıralım. Şimdi e, hava direncini arkadaşlar, yüzey alanını ne kadar fazla geniş tutarsan hava direnci o kadar büyük olur. O halde bu cismi etki eden hava direnci çok çok daha fazla olduğu için bu yere en geç inecektir arkadaşlar. Mesela bu 3 dakikada iniyorsa e, bu daha az geniş olan 2 dakikada iner. Bu ise çok az bir sürtünmeden etkilendiği için bir dakikada hemen geri inebilir. O halde iniş süreleri 3 en büyük sonra 2 sonra 1 şeklinde arkadaşlar bunu sıralayabilirim. Ama sürtünme kuvveti sorulsaydı burada en az sürtünme olduğunu söyleyebilirdik yine. Evet, hemen son ünitemiz arkadaşlar. Hemen birkaç şeyden bahsedip sorularımızı çözelim. E, hocam tatilde bizi çok yorma diyorsunuz gibi sanki. size de çok yormayalım arkadaşlar. Şimdi Madde ve Değişim ünitesinde ise maddenin hal değişiminden biraz bahsedeceğim. Maddenin ayırt edici özellikleri neydi? Buna birlikte bakalım. Isı ve sıcaklık kavramlarını bir tekrar ettikten sonra, dediğim gibi sizi çok yormadan burayı bitirelim. Şimdi burada arkadaşlar madde katı, sıvı ve gaz halinde doğada bulunabiliyordu biliyordu zaten. Bunu biliyorsunuz. Ama bazen maddeler canı sıkıldığı için katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, bazen katıdan direktmen gaza, gazdan ise direktmen katıya, e gazdan sıvıya, sıvıdan katıya da geçiş yapabiliyordu arkadaşlar. Yani şimdi katı bir madde dışarıdan ısı alarak erime adını vermiş olduğum olayda sıvı hale Sonrasında ise sıvı bir madde tekrar ısı alarak buharlaşmayla gaz haline geçebiliyor. E bunun tam tersi de gerçekleşebilir. Gaz madde ısı verirse yoğuşma olayıyla sıvı hale, sıvı bir madde dışarıya ısı vererek donma olayıyla katı hale geçebiliyordu. Bazen katı maddeler canı sıkıldığı için çat diye mesela naftalinin süblimleşmesi gibi e, direkmen arkadaşlar buradan katı halden ısı alarak direkmen gaz hale geçebiliyordu. Ve gaz bir madde ısı vererek çok soğuk havalarda kıralaşma olayından hatırlarsınız. E, burada da ne oluyordu? E, kıralaşma olayı gerçekleşiyordu. Ben hatta bunu sizin için şöyle de bir çizmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraya katı diyelim. Şuraya sıvı diyelim. Şuraya da gaz adını verelim. Katı bir madde ısı alınca sıvı hale, sonrasında sıvı bir madde ısı alınca gaz haline. Gaz ısı verince ne oluyordu? Tabii ki sıvıya. Sıvı, sıvı katıya. Bazen gaz doğrudan katı hale ve katı da bazen arkadaşlar direktmen gaz haline geçebiliyordu. Katı bir maddenin hemen farklı bir renkte şurada yazmak istiyorum sizin için. Katı bir madde direkt sıvı hale geçiyorsa ben bunu arkadaşlar erime adını veriyorum. Sıvı bir maddenin direktmen gaz haline geçmesine e, buharlaşma diyorum. Katının doğrudan gaza geçmesine arkadaşlar süblimleşme adını veriyorum. Gazın sıvı hale geçmesi, bakalım burada tabii ki yoğuşma olayım var. Bazı kaynaklarda yoğunlaşma da denebilir. Sıvının katıya geçmesine arkadaşlar donma. E, gazın doğrudan katı hale geçmesine ise kralaşma adını veriyorum arkadaşlar. Burada şunu unutmayın. E, burada şöyle size bir mesela arkadaşımızı çizelim. Ee, hatta bunun gözlerini arkadaşlar sizin için şöyle mavi bir de göz yapalım buna. Şunu unutmayın ki burada arkadaşımızın e, e, göz kısmının üst tarafında kalan olaylar yani elime buharlaşma ve süblimleşme olayları ısı alarak gerçekleşirken alt tarafta kalan e, burada alt tarafta kalan donma, yoğuşma ve kıralaşma gibi olaylar ısı vererek gerçekleşen olaylardır. E bunu hatta bence evinizde sizde bir kağıda çizip e, bunu gözlemleyin ve bunu not olarak aklınızda saklayın arkadaşlar hal değişim olaylarında. Şimdi e, maddenin hal değişimi Tabii ki iki tane önemli durumumuz da var bizim kaynama ve buharlaşma şimdi buharlaşmayı biraz önce hatırlıyorsanız e, sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine Biz buharlaşma adını vermiştik. Buharlaşma maddenin sıvı olduğu her sıcaklıkta gerçekleşebiliyordu. E, ve sıvının üst tarafında yüzeyinde gerçekleşen bir durum ve bir madde mesela su için bahsedecek olursam arkadaşlar su mesela 0 santigrat derece ve 100 santigrat derece arasında burada sıvı halde. Su 10'da da 10 santigrat derecede de arkadaşlar buharlaşabilir. 40'ta da buharlaşabilir, 60'ta da. Her sıcaklıkta e, tabii ki arkadaşlar buharlaşabilir. Ama burada buharlaşmanın en hızlı olduğu bir an var ki biz buna kaynama noktası adını veriyoruz. Mesela su 100 santigrat dereceye gelince yani belirli bir sıcaklıkta çok hızlı bir şekilde fokurdayarak bütün her noktadan gaz haline geçmeye başlar arkadaşlar ve burada kaynama boyunca 100 santigrat derece sıcaklık sabit kalır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sıcaklık değişmez. Eğer kaynama olayı gerçekleşiyorsa maddenin ayırt edici özelliklerine bakacak olursam e, maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanabileceğim özelliklere ben ayırt edici özellikler adını veriyorum. Mesela erime noktası bir madde için diğer maddelerden ayrılabilecek bir özelliktir. Mesela sıfır santigrat derece buzun eridiği ve sıvı haldeki suya dönüştüğü noktadır. Aynı zamanda tabii ki donma noktası yine su için sıfır santigrat derecedir. Çünkü sıfır santigrat derecede buz suya dönüşüyor. Aynı zamanda su da buza dönüşebiliyor. E kaynama noktası ile yoğuşma noktası da tabii ki aynı. Mesela su için yazacak olursam 100 santigrat derecede kaynarken 100 santigrat derecede buhar halinden tekrar sıvı haline geçebiliyor. O halde e, bu da yine tabi ki maddenin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi olarak karşıma çıkıyor. Her maddenin eee ayırt edici özellikleri birbirinden farklıdır. Bunu da bilmek gerekiyor ve son olarak ısı ve sıcaklık kavramlarından bahsedip artık yavaşça dersimizi bitiriyoruz. Şimdi Isı ve sıcaklık günlük hayatta çok fazla karıştırılan durumlardır. E, isı bir enerji türüyken sıcaklık bir enerji değildir. Çünkü sıcaklık ısıya bağlı olarak değişen bir e, değer gibi düşünebilirim arkadaşlar. Aktarılabilir yani bir maddeden sıcak olan bir maddeden soğuk olan bir maddeye geçebilir. Mesela soba ya da kalorifer peteği odaya ısı verebilir ama sıcaklık veremez arkadaşlar. Aktarılamaz sıcaklık e kalori ya da Jul olarak birimi e, derece Celsius sıcaklığın birimi e, kalori ya da Jül zaten gösteriş şekli de bu şekilde derece Celsius zaten biliyorsunuz kalorimetre kabıyla ölçülür e, ısı demiş olduğumuz enerji çeşidi olan e, termometre ile ölçülen ise sıcaklıktır arkadaşlar e, bunu da bu şekilde bilmemiz gerekiyor hemen Şöyle bakıyorum. iki sorumuz var ve artık dersimizi bitiriyoruz. Soğuk bir kış gününde yoldaki su birikintisi donmuştur. Yani sıvı haldeki bir madde katı hale geçmiştir. Tabii ki ısı vererek arkadaşlar. Su birikintisi ısı almış mı? Hayır. Tam tersi. Bu olayda madde sıvı halden katı hale doğru. Buharlaşma olayının tersi yoğuşmadır. Ee, burada yoğuşma değil donma var. E, Dondurma erimesi bu erime aynısı değil tam tersi. O halde doğru cevap B seçeneği diyorum ve son sorumuza geçiyorum. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kaynamaya aittir? Belirli bir sıcaklıkta gerçekleşen evet kaynamadır. Buharlaşma her sıcaklıkta olabiliyordu. Sıvının yüzeyinde olur. E, burada arkadaşlar bakıyorum. Bu buharlaşma için geçerli olan bir durumdu. Çünkü e, kaynama her tarafta bir sıvın her yerine fokur fokur kaynamasıyla gerçekleşiyordu. Sıvının tamamında olur yani her yerinde evet doğru. O halde 1 ve 3 olan D seçeneği Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. Evet umarım sizin için güzel bir yayın olmuştur. Komple bütün dönemi tekrar etmiş olduk. Ee, ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.